Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf KDS 6 denemesinin matematik sorularını çözeceğiz. Umarım denemeniz güzel geçmiştir. Eğer boş ya da yanlışlarınız varsa muhakkak doğrularını öğrenin. Denemeye baktığımızda kolay sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Çok zorlayıcı sorular yok. O yüzden inşallah hepsini doğru yapmışsınızdır diyorum. Hemen ilk soruyla başlayalım. A'da 1, B'de 4. soru. 42 metrelik kumaş metre cinsinden uzunluklar aralarında asal doğal sayılacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu parça kumaşlardan birinin uzunluğu olabilir demiş. Şimdi 42 metrelik kumaşı iki parçaya ayıracağım. Birisi 18 ise diğerinin 24 olması gerekecek. Bir 21 ise diğeri 21, diğeri 25 ise diğeri 17. Biri 27 ise diğeri de 15 oldu. Baktığımızda aralarında asal olmasını istiyorum. Bu yüzden cevabım Ceyhan oluyor. A'da 2, B'de 5. soru. Gayet kolay bir soru. Çok kolay. Özgün renkleri dışında birbirine eş aşağıdaki çantalardan birini satın alıyor. Özgün'ün satın aldığı çantanın renginin mor renk olma olasılığı kaçtır? Olasılıkta biz istenen böyle tüm olaylar yapıyorduk. Tüm durumlar yapıyorduk. Zaten 4 tane çantam var. Tüm durumlarım 4 tane. Bir tane de mor olduğu için istenen de 1 bölü 4 oldu. Bu yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. A'da 3, B'de 6. sorudayız. Bize bir özdeşlik vermiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Baktığımda birincinin karesi 17'nin karesi olarak yazıldıysa birinci sayımız 17. 2 katı alınmış, artı 2 katı, yani buraya artı koyuyorum. İkincinin karesi 35'in karesi olarak yazılmış. O zaman ikinci sayım 35. Yani öğrendiğim ilk özdeşlik birinci ile ikincinin karesinin toplamlarının karesi özdeşliği. Buna Adana şıkkı olmuş oluyor. A'da 4, B'de 1. sorudayız. İsmail 3 tane kartı aşağıdaki gibi cebirsel ifadeler içeren birer işlem yazmıştır. Hangi seçenekte verilen ifadenin özdeşi yukarıda kartlarda yoktur diye soruyor. Hemen bakalım, buradaki x'i içeriye de attığımızda 2x kare eksi 5x gelecek. A şıkkında var. Burada x parantezini aldığımızda 3x artı 5 gelecek. Bu D şıkkında var. Y parantezini aldığımızda 2x artı 5y gelecek. Bu da C şıkkında var. Cevabım Bursa seçeneği oluyor. A'da 5, B'de 2. sorudayız. Okulun koşu takımında olan 4 öğrencinin antrenmanlarda yaptığı en iyi süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangi öğrencinin dakika cinsinden antrenmanda yaptığı en iyi sürenin karekökü rasyonel sayıdır diyor. Fırat'a baktığımızda bunun karekökünü alırsak eğer 324 bölü 100'den 18 bölü 10 olacak. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bu yüzden cevabım Ceyhan oldu. A'da 6, B'de 3. sorudayız. Çarpanların ayrılmış hali verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olarak soruyor. Şimdi şuna baktığımızda burada bir artılısını bir eksilisini almış. Yani iki kare farkı özdeşli. Burayı ben a kare eksi x kare olarak yazarım. Bir de dışarıda x'im var. Bu x'i de içeriye dağıtmam gerekiyor. İçeriye dağıttığımızda a kare x eksi x küp olacak. Bunun da cevabı Adana seçeneğinde bulunuyor. Hemen bir sonraki soruya geçelim. A'da 7, B'de 9. sorudayız. Aşağıdaki tabloda iki cebirsel ifadenin çarpanları yazılmıştır. Tabloda üçgen ve kare yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Cebirsel ifadeye baktığımızda iki tane terimim var. O zaman bu iki kare farkı. Yani ben bunu a kare eksi 3'ün karesi olarak yazarım. Ve çarpanlarını ayırdığımızda a eksi 3 çarpı a artı 3 olacak. Bundan dolayı üçgen yerine 3 yazdım. Geldim. Bu öğrendiğim ikinci özdeşlikte birincinin karesi a kare ise ilk sayım a. İkincinin karesi 16 ise ikinci sayım 4. Eksi 2 katı alınmış. Buraya da eksi koydum. Yani bu a eksi 4'ün karesi. Biz bunu nasıl yazarız baktığımızda? A eksi 4 çarpı a eksi 4 olarak yazarız. Şimdi burada a artı bir şey var. O zaman biz kare yerine eksi 4 yazacağız ki buradan a eksi 4 gelsin. Kare ve üçgenin toplamını soruyor. 3 artı eksi 4'ten
Cevabımız eksi 1 Bursa oldu. A'da 8, B'de 10. sorudayız. Bir doğum günü partisinde yıldız, küre ve ağaç şeklinde renkli kağıt süsler hazırlanmıştır. Süsler asıldıktan sonra fazla gelenler aşağıda gösterilmiştir. Fazla gelen süslerden birinin rastgele seçilmesi olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi ilk önce hepsinden kaçar tane var onu yazalım. Yıldızdan baktığımızda 4 tane. Küreden baktığımızda 5 tane. Ağaçtan da baktığımızda 2 tane görüyoruz. Şimdi şıkları okuyabilirim. Yıldız şeklindeki süs olma olasılığı en fazladır. Hayır, yıldızın şekli, sayısı küreden az, en fazla küre olduğu için bu yanlış. Küre şeklindeki süs olma olasılığı en fazladır diyor. Evet, bunu az önce de söylemiştik. Küreden 5 tane var diğerlerine göre fazla olduğundan dolayı küre şeklindeki süs olma olasılığı en fazla olacak. Bu yüzden cevabım Bursa oldu. A'da 9, B'de 11. sorudayız. Yukarıda verilen eşitliği sağlayan ABC sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi baktığımda bu öğrendiğimiz birinci özdeşlik. O zaman ikincinin karesi 9'sa hangi sayının karesi 9 olabilir? 3'ün. O zaman biz C yerine ne yazmamız gerektiğini görüyoruz. 3 yazmamız gerektiğini görüyoruz. Ortaya baktığımızda birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı diyordu. Şimdi birinci sayım 3. Yani 2 çarpı 3 çarpı bir şey 12 olmuş. Ne olabilir? 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsak 12 olur? 2. O zaman ikinci sayımız da ne olmuş oldu? 2. B'miz de 2. Biz A yerine ne yazıyoruz? Birinci sayının karesini. Yani 2'nin karesi. Burası o zaman 4 oldu. Hepsinin toplamını soruyor. 4 artı 2 artı 3 de 9 yapacak. Cevabımız Adana seçeneği oluyor. Hemen A'da 10, B'de 14. soruyla devam ediyorum. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki arazilerin kenar uzunlukları metre cinsinden verilmiş. İçlerine alanların metre cinsinden, metre kare cinsinden yazılmıştır. En sağda verilen arazinin alanı kaç metre karedir diye sormuş. Şimdi 80 acaba neye eşit? A ile x artı y'nin çarpımına. O zaman biz bunu bir yazalım. A ile x artı y'nin çarpımı. A ile x artı y'yi çarparsak ax artı ay geldi. Bu 80'e eşit. Devam ediyorum. 65 neye eşit? X ile a artı y'nin çarpımına. Buna baktığımızda yine ax artı xy eşittir 65 oldu. Soru işaretli yerin alanı ne olacak peki? Y ile a eksi x'in çarpımı. Bundan dolayı ne yapmam gerekiyor? İkisini çarpacağız. Y ile a'yı çarptığımızda ay, y ile de x'i çarptığımızda eksi xy oldu. Bize bunu soruyor. Baktığımızda burada ortak olan bir şey yakalamamız gerekiyor şu şekilde. Bizim şunları topladığımızda hemen gösterelim. Şunları topladığımızda 80 vermesi gerekiyor. Neden? Hemen bakalım. AX artı XY artı AY eksi XY. Şimdi şunlar birbirini götürüyor gördüğümüz üzere. Artı XY eksi XY'ye götürdü. Elimizde AX artı AY kaldı. Bunun da 80 olduğunu biliyoruz. Şuraya baktığımızda 65 ise o zaman soru işaretli yere de 15 kalacak. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. A'da 11, B'de 15. sorudayız. Aşağıda birbirine eş iki araziden birinin çevre uzunluğu diğerinin alanı verilmiştir. Bu arazilerden birinin kenar uzunlukları kareleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi alan demek kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Acaba neyle neyin çarpımı olabilir ona bakacağım. 18'i çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9 ve 3 çarpı 6 oldu. Şimdi çevre ne olabilir acaba? Atıyorum kenarlar 1'e 18 olursa çevre 18 olamaz. Kenarlar 2'ye 9 olursa olabilir mi acaba? 9, 9, 18, 2, 2 daha 4, 22 oluyor. Bu da olmadı. Ama kenarlar 3'e 6 olursa çevrem 18 metre oluyor. Bize neyi soruyordu?
Bu arazilerden birinin kenar uzunluklarının kareleri toplamı. Yani 3'ün karesiyle 6'nın karesini topla diyor. 9 ile 36'yı topladığımızda 45 Denizli oldu. A'da 12, B'de 7. sorudayız. Kare şeklindeki kağıttan karesel veya dikdörtgensel bir bölge kesilerek elde edilen seçeneklerdeki şekillerden hangisi iki kare farkı özdeşliğini model olarak gösterebilir? İki kare farkı neydi? Birinci sayının karesi alınacak, ikinci sayının karesi alınacak, birbirinden çıkarılacak. Sayılarım x ve y. O zaman x kare eksi y kare elde etmem gerekiyor. Yani x karenin alanından y karelik bir alan çıkaracağım. C seçeneğine baktığımızda tamamının alanı x kare ve biz buradan y karelik bir kısım çıkartıyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oldu. A'da 13, B'de 8. sorudayız. En fazla 40 yolcu taşıyabilen okul servisi arıza yapmıştır. Bu servisteki tüm öğrenciler 3 minibüse her minibüse eşit sayıda öğrenci olacak şekilde aktarılmıştır. Servisteki öğrencilerin yarısı kız, yarısı erkek öğrenci olduğuna göre okul servisine en fazla kaç öğrenci vardır? Şimdi toplam kişinin hem ikiye bölündüğünü görüyorum. Çünkü yarısı kız, yarısı erkek diyor bize. Ve burada da neye bölündüğünü görüyorum? 3'e bölündüğünü görüyorum. Burada da her minibüse 3 minibüse her minibüse eşit sayıda öğrenci olacak dediğinden dolayı öğrenci sayısının hem 3'e hem 2'nin 2'ye bölünebildiğini görüyorum. O zaman biz ECOG 3 ve 2 dersek ECOG'ları 6 olacak. O zaman 6'nın bir katı olması gerekiyor minibüsteki öğrencilerimiz. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği yaptı. A'da 14, B'de 12. sorudayız. Banu Türkiye'deki obeziteye dikkat çekmek için aşağıdaki afişi hazırlayıp okul panosuna asmıştır. Türkiye nüfusu yaklaşık 84 milyondur. Banu'nun hazırladığı afişe göre Türkiye'deki obez kişi sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Her 5 kişiden birinin obez olduğunu söylüyor. O zaman yaklaşık 84 milyon nüfusumuz varsa biz ne yapalım? 84'ü 5'e bölmemiz gerekiyor. Bunun da bilimsel gösterimi lazım. Tabii ki 84 5'e bölünmeyecek tam. 84'ü 5'e böldüğümüzde virgüllü bir sayı çıkacak. Virgüllü sayımız da şu. 16,8 yapacak. Tabii ki milyon ibaresini buradan unutmamamız gerekiyor. Milyon neydi? Bizim 6 basamaklı bir sayımızda 10 üzeri 6. Yani 16,8 çarpı 10 üzeri 6 ama bilimsel gösterim isteniyor. Bundan dolayı ne yapmam lazım? Sayının tam kısmının 1 veya 1'den büyük ondan küçük olması gerektiği için şuradan atacağım. Buraya sol kaydırdık. Burayı da 1 arttırıyorum o zaman sayı küçüldüğünden dolayı. Cevabım 1,68 çarpı 10 üzeri 7 Adana oldu. A'da 15, B'de 13. sorudayız. Bir markette X tane çikolata ve Y tane şeker paketi vardır. Her bir çikolata paketinin içinde şeker paketi sayısının bir fazlası kadar çikolata, her bir şeker paketinin içinde çikolata paketi sayısının bir fazlası kadar şeker vardır. Bu marketten birer tane çikolata ve şeker paket alındığında geriye kalan çikolata ve şeker sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz karışık bir soru gibi görünüyor ama teker teker tane tane yazdığımızda karışık olmadığını görüyoruz. Hemen bakalım. Şimdi çikolata ile başladığımızda çikolata diyelim. Toplamda x tane çikolatamız var ve her bir çikolata paketinde şeker paketi sayısının bir fazlası kadar. Toplamda y tane paketim var. Bir fazlası demek y artı 1 oldu. O zaman toplam çikolata sayım xy artı x oldu. Geldim şeker sayıma bakıyorum. Toplam y tane şekerim var ama her paketin içinde çikolatanın bir fazlası kadar yani x artı 1 kadar var. Bunları da çarptığımda xy artı x oldu. Sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Birer tane çikolata ve şeker paketi alınıyor. Bir çikolata paketinde ne kadar şeker vardı? Bak, çikolata vardı baktığımızda y artı 1 tane.
O zaman biz buradan y artı 1'i çıkaralım. Buradan da x artı 1'i çıkaracağız. Neden? Çünkü bir tane şeker paketi alınıyor. En son bunları ne yapmam lazım? Birbiriyle toplayıp ne kadar ne kaldığına bakmam gerekiyor. Hemen bakalım ne kalmış elimizde. Üçüncü aşama. X, y artı x eksi y artı bir tane çikolata artı x, y artı y eksi x artı bir tane çikolata. Şurayı unutmamam gerekiyor tabii ki. Bunlar ne içinde? Parantez içinde olduğundan dolayı içeriye dağıtacağız eksiyi. Şunları unutmayalım. Ne oldu yani? X, y artı x eksi y eksi 1 artı x, y artı y eksi x eksi 1 oldu. Sonuç olarak bakalım. 1xy, 1xy daha 2xy artı x, eksi x'i götürdü. Eksi y artı y'yi götürdü. Eksi 1, eksi 1 daha da eksi 2 oldu. Cevabım Bursa seçeneği oluyor. A'da 16, B'de 18. sorudayız. Kısa kenar uzunluğu kök 128 desimetre olan ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renkli dikdörtgen şeklinde kumaş alınıyor. Kumaş aşağıdaki gibi kısa kenarına kök 18 desimetre, diğer kenarından kök 50 metre uzaklıktan kısa kenarlara paralel olacak şekilde katlanıyor. Katlama sonunda ön yüzde görünen mavi renkli kısmın alanı 160 desimetre karedir. Buna göre kumaşın katlanmadan önceki görünümünün uzun kenarı kaç desimetredir diye soruyor. Kısa kenarı kök 128 ise biz bunu nasıl yazarız? 8 kök 2 olarak. Yani burası 8 kök 2 olur. Sonra burası kök 18 kadar katlanıyor. Yani 3 kök 2. Şimdi bu katlandığında buranın üstüne de ne kadar katlanırsa o kadar parça düşecek. Yani burası 3 kök 2 ise aslında burası da 3 kök 2. Burası 5 kök 2 olduğundan dolayı burası da 5 kök 2. Yani 3 kök 2 buradan gitti. Şöyle şöyle yaptığımızda 5 kök 2 buradan gitti. Şurası baktığımızda 6 kök 2. Şurası baktığımızda 10 kök 2. Ve şuranın kaç olduğunu biliyoruz? 8 kök 2 olduğunu biliyoruz. Buranın alanı da bize 160 olarak vermiş. O zaman biz alanı kısa kenara bölersek, yani 160'ı 8 kök 2'ye böldüğümüzde 20 bölü kök 2 gelecek. Paydadaki kökten kurtulmak için burayı kök 2 ile genişlettiğimizde 20 kök 2 bölü 2'den 10 kök 2 geldi. Şurası da, o zaman burası da 10 kök 2. Burası da 10 kök 2. Burası 10 kök 2 idi. Burası da 10 kök 2. 20 kök 2. Burası da 6 kök 2 idi. 26 kök 2 cevabım Ceyhan seçeneği oluyor. A'da 17, B'de 19. soruyla devam ediyoruz. 360 adet daire olan bir sitedeki dairelerin oda sayısına göre dağılımı birinci grafikte gösterilmiştir. İlk ay satışa çıkan dairelerin bir kısmı satılmıştır. Satılan dairelerin oda sayısına göre dağılımı ikinci grafikte gösterilmiştir. Grafiklere göre ilk ay sonunda sitede satılamayan daire sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi şuranın derecesini bulalım. Buraya da 110 derece kalıyor. Ve 360 daire olduğundan dolayı çok güzel paylaştıracağım. Buraya 140 daire, buraya 110 daire. Buraya da 110 daire geliyor. Çünkü derece ile bir adet daire sayısı orantılı olduğundan dolayı. Sonra ikinci grafikte satılanların dağılımını görüyorum. Burası da 120 derece. Buradan da şunu görmem gerekiyor. Hepsinden eşit miktarda satılmış. Hepsine eşit miktarda satılmış ve satılamayanın en az olmasını istiyoruz. O zaman diyeceğim ki ben mavilerin ve kırmızıların hepsi satılsa. Yani 110 sattık. Buradan da 110 sattık. Buradan da 110 satacağız. O zaman maviler gitti. Kırmızılar gitti. Bunların açısı küçük olduğu için bunları sattık, bitirdik. Turuncudan da baktığımızda 110 tanesini sattık. O zaman geriye 30 tane satılmadığını görüyoruz. Bu yüzden cevap Bursa oldu.
A'da 18, B'de 16. sorudayız. Aşağıda Murat'ın bir giyim mağazasından satın aldığı kıyafetlerin birim fiyatı TL cinsinden verilmiştir. Murat 2 tane atkı, 1 çift çorap ve 4 tane beri satın aldığına göre Murat'ın TL cinsinden mağazaya ödediği toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi atkıdan 5 tane alıyorum. Yani 5 çarpı 5x'ten 25x kare gelecek. Pardon, atkıdan 2 tane alıyorum. 5 tane değil. Yanlış söyledik, hemen düzeltelim. X tane atkı 5x lira bir tanesi. Çarptığımızda 5x kare geldi. 4 bir çift çorap. O zaman ne yapmam lazım? 1 çarpı 3'ten 3 TL geldi. 4 tane bere. 4 çarpı x kare eksi 1'den de 4x kare eksi 4 geldi. Hepsini toplayalım. 5x kare artı 3 artı 4x kare eksi 4 oldu. 5x kare ile 4x kareyi topladığımızda 9x kare. 3 ile artı eksi 4'ü topladığımızda eksi 1 oldu. Burada iki kare farkı özdeşliği olduğunu göreceğim. Birinci sayım 3x, ikinci sayım da eksi 1. O zaman 3x'in karesi ve eksi 1'in karesi olarak gösterebilirim. Bunun da açılımı 3x artı 1, 3x eksi 1 olarak yapabiliriz. A'da 19, B'de 17. sorudayız. Kare şeklinde üretilen peçetelerin bir kenar uzunlukları 2x cm'dir. Peçeteler aşağıdaki gibi ikisi kare ve ikisi dikdörtgen olacak şekilde 4 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerden kare şeklinde olanlar sarı, dikdörtgen şeklinde olanlar mavi rengi boyanıyor. Sarı renge boyanan bölgelerden birinin kenar uzunluğu x eksi 1 cm olduğuna göre mavi boyalı bölgelerin birinin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi tamamı 2x ise biz 2x eksi 1'i çıkarsak bundan 2x eksi x eksi 1 desek mavinin bir tane uzun kenarını buluruz. O zaman bu 2x eksi x artı 1'den x artı 1 olarak buluyoruz burayı. Diğer kenar bu zaten bir kare olduğundan dolayı aşağıdaki burası da x eksi 1. Pardon. İkisini çarptığımızda 2 kare farkı x kare eksi 1'in karesi gelecek. Bundan dolayı birinin alanını soruyor. Zaten cevabımız dilinizin seçeneği oldu. A'da 20, B'de 20. sorudayız. Aşağıdaki dikdörtgen panoya birbirine eş dikdörtgen şeklinde iki afiş yerleştirilmiştir. Afişlerden birinin pano ve panonun kenarlarının uzaklıkları görselde verilmiştir. Panonun uzun kenar uzunluğu 9 çarpı 2 üzeri 5 desimetre, kısa kenar uzunluğu 2 üzeri 7 desimetredir. Verilenlere göre afişlerden birinin alanı kaç desimetre karedir diye sormuş. Şimdi şunu biliyorum, 2 üzeri 7 demek 128, bu 32, bu da 32. Yani biz 128'den 2 tane 32 çıkarırsak 64 kalacak. Bunun kısa kenarı 64 oldu. Uzun kenarına bakacak olduğumda 9 çarpı 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 5'i çıkarırsam ve 2'ye böldüğümde uzun kenarını bulacağım. 9 çarpı 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 5 yaptık. 2 üzeri 5 parantezini alırsak 9 eksi 1. 2 üzeri 5 çarpı 8 geldi. Burada da ne olduğunu görüyorum. Bunu bir de 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü bize birinin alanını sormuş. Bir tane kısa kenar lazım. 2'ye böldüğümüzde tabanlar aynı, üstleri birbirinden çıkardım. 2 üzeri 4 çarpı 8. 8'i de ben ne olarak yazabilirim? 2 üzeri 3 olarak yazabilirim baktığımızda. Tabanlar aynı, üstleri topladığımızda 2 üzeri 7 geldi. 2 üzeri 7. Buraya 2 üzeri 7 yazalım. Bu da zaten neydi? 64. 2 üzeri 6 idi. Bunların ikisini çarptığımda bir tane afişin alanını bulmuş olacağım. Tabanlar aynı, üstleri topladığımızda da 2 üzeri 13 oluyor. Cevabımız Denizli seçeneği oldu. Soru çözümümüz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi boş ve yanlışlarınızı dikkatlice dinleyin ki doğrularını öğrenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.